Sözüme şöyle başlayayım. Çok güzel bir statta, futbol şehrinde maç oynadık. Bu bize mutluluk verdi. Ve bu yüzden hem yönetimimiz, takımımız ve şahsım adına Eskişehir Spor Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettikleri için. Bu da inşallah kardeş takım temellerini atmasının bir başlangıcı olur diye düşünüyorum. Maça gelince zor olacağını biliyorduk. Tabii Sesenyon cezalıydı. Bunun yerine Rahmetullah'la başladık. Umut vadeden bir genç oyuncumuz Türk futboluna. Bakıldığı zaman ilk yarıda çok üretken olamadık. Rahmetullah da belki ilk oynamanın verdiği heyecan ya da başka bir şey çok faydalı, yani üretkenlik anlamında faydalı olamadı. Yoksa taktik disiplin anlamında sıkıntı yoktu. İkinci yarı tabii zor olacağını da biliyorduk. Rakibimiz bu ligin iyi isimlerinden kurulu, tecrübeli bir takım. Son 4 maçın 3'ünü kaybetmiş ama gerçekten golü bulana kadar sizi zorlayabilen bir ekip. Bugün de öyle oldu zaten. Çok iyi müdafaa yaptılar. Zaman zaman iyi kapandılar. Kapalı defansı açmak biraz zor oldu. İkinci yarıda Selçuk hamlesinden sonra biraz daha topun bizde kalması ve gerçekten hazırlanış açısından Cahilton'un ortası, Nobre'nin golü, hazırlanış açısından çok güzel bir golle öne geçtik. Zaten golü bulduktan sonra biraz daha işimizin rahat olduğunu, olacağını daha doğrusu öngörüyorduk. Öyle de oldu. 3-0 öne geçtik ama 3-0'dan sonraki o taktik disiplinden biraz 1-2 oyuncu demeyeyim de tamamen diyeyim, o golü yememeliydik. Çünkü yarın bir golün bile çok değeri olacağını, önemli olduğunu sezon sonunda canlı yaşayarak göreceğiz inşallah. Oyuncularımı kutluyorum. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlara da hayırlı olsun bu galibiyet. 5-5 kayıpsız gidiyoruz. Tabii oyun kalitemizi biraz daha yukarı çekmemiz lazım. O da bir gerçek. Hala istediğimiz oyun sahada mı? Bana göre daha zaman var o istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için. Ama bu tam memnun olmasam da oyun olarak, mücadele olarak, taktik disiplin olarak, hedefe kilitlenen bir oyuncu grubu olarak çok mutluyum bu galibiyetten dolayı. Dediğim gibi oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız. Sorusu olan. Hocam geçen sene bu hafta biz tarihi en kötü gençler birliği başlıklarını atmıştık. Evet. Bugün de tarihi en iyi gençler birliği başlığını attık. 5'te 5 yaparak. Bu seri 6'da 6 ayrı bir rekora gidecek. Şimdi takım oturmadı ama bu zemin konusuyla ilgili biraz daha açabilir misiniz? Osmanlı stadının düzenimiz oraya geçmeye itibarı mı? Yoksa Eskişehir seyretmeniz bir süre daha en azından Erevan stadı bitene kadar Eskişehir'de mi izliyorsunuz? Yok, eğer sağ şartları el verirse, Osmanlı Stadyumu'nun sağ şartları el verirse tabii ki orada oynamak isteriz. Yani seyircimizin, taraftarımızın önünde oynamak isteriz. Ama el vermezse Eryaman Stadı bitene kadar burada oynayabiliriz. Hani bunu Osmanlı Stadı'nın hem zemini, süreç belirleyecek. Yani geçen seneki tabii Gençler Birliği Süper Lig'deydi. Bu seneki Gençler Birliği bir alt ligde belki ama bizim açımızdan en azından sevindirici. Böyle bir eğer istatistik varsa sevindirici ama biz hiçbir şey daha başarmadık. Önümüzde çok mesafe var. 29 tane dolu dolu maç var. O yüzden her maça final gözüyle bakıyoruz. Oyuncularım gerçekten yani bu hedefe kilitlendiklerini geçen hafta da 10 kişi kaldıklarında gösterdiler. Bugün de öyle. Bir defa kaptanlara çok teşekkür ediyorum. Selçuk olsun, Hakan olsun, Ahmet İlhan olsun. Sesenyon geldi bugün. Büyük tecrübeli oyuncularımız. Eleştirdiğiniz Nobre yine oyunu çözdü. Ya da eleştirdiğiniz demeyeyim de eleştirilen Nobre. 37 yaşında diye. Yine oyunu çözen oyuncuydu. Eskişehir maçında çözen oyuncuydu. Ya biz hem genç oyunculara fırsat vermeye çalışıyoruz bugünkü gibi. Hem de tecrübeli oyuncularımıza kaynaştırmaya çalışıyoruz. Onun için güzel bir başlangıç olduğu için mutluyuz tabii Gençler Birliği açısından. Bu camia bunu hak ediyor aslında. Güzel sonuçları hak ediyor ve Süper Lig'i hak ediyor. Ben bunu hep her konuşmamda ifade ediyorum. İnşallah hak ettiği yere Gençler Birliği taşımak için daha çok çalışacağız.
Hiç bu galibiyetlerde rehavete kapılmayacağız. Daha çok çalışacağız. Hatalarımız var. Onları daha az kareye indirip inşallah hedefimize ulaşmak istiyoruz. Gençler Birliği'nin neler yapabileceğini, iyi bir takımla oynadığımızı, iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu biliyorduk. Bu manada istediğimiz taktik anlayışıyla 60 dakikaya yakın çok iyi işler yaptık. Hatta pozisyonlarda bulduk. Hiç pozisyon vermeden 60. dakikada gol yedik. Ahmet Aras ve Tatos'un vurduğu toplar bir 0-0 iken gol olmuş olsa bugün başka bir şey konuşuyor olacaktık. Gençler Birliği'ni tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı. Ama ilk yarı başka bir maç oynandı. Hakem tarafından ikinci yarı anlamsız bir şekilde verip vermediği faullerle ilgili. Dördüncü hakeme dedim niye vermiyor bu faul? Önümüzdeki bir pozisyondu. Sonra bizim ceza sahasının etrafında iki tane anlamsız bir faul maçın değişmesine neden oldu. Hocam sanki penaltı mı verdi de niye bu kadar itiraz ediyorsun ya? Penaltıyla maç gitmez ki. Orta sahada iki tane faul çalarsın rakibe, psikolojik anlamda takım ne oluyor demeye başlar. Bu manada hakem ilk yarı çok iyi maç yönettiğini düşünüyorum. Tebrik ediyorum kendisini ama ikinci yarı farklı bir şeyler vardı anlamsız bir şekilde. Ama biz doğru oyun oynadık, pozisyonlar da ürettik ama istediğimiz sonuç bu değildi, beklediğimiz sonuç bu değildi. Elazspor forvet anlamında sıkıntı yaşıyoruz, gol anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Buna rağmen arkadaşlarım iyi mücadele ediyor, onları kutluyorum. Soru var mı? Diyarbakır'ın henüz takıma dönmemesi, sizi o bölgede farklı araçlar ekliyor. Ahmet arasında üzerinde çok büyük bir baskı var, yani psikolojik olarak da bunu fark edebiliyoruz. Belki de bugün o kaçırdığı gol maçın dönümü kırma anı oldu. Bu bölge için ne gibi tedbir düşünüyorsunuz hocam? Diyar'a bir görüşmeniz oldu. Çok doğru söylüyorsun. Biz forvet anlamında zaten sağ beklerden, sol beklerden forvet yapmaya çalışıyoruz. Ellerinden gelen mücadeleyi de, arzuyu da gösteriyorlar ama forvet işi, beceri işi. Öyle becerikli oyuncumuz yok. Orta sahadan çok fazla oyuncumuz var. Bunlardan da kenar oyuncusu yapmaya çalışıyoruz. Onlara da belki haksızlık yapıyoruz. Diyarra katılmış olsaydı şimdi farklı iki tane forvetim olurdu en azından. Bir sağ açık oynatırım, birini santrafor oynatırım. Bir şeyler yaparız, farklı bir şeyler. Tabii kapasite belli. Oyun anlamında her hafta aynı şeyi söylüyoruz. Oyun iyi oynuyoruz. Bizdeyken top iyi oynuyoruz. Rakip sahaya geçmede sıkıntımız yok ama üretmekte sıkıntımız var, beceride sıkıntımız var. Ahmet Aras bugün atmış olsaydı golü, belki 0-0 iken çok farklı şeyler olabilirdi bugün. Galibiyetle tanışabilirdik. Kısmet değilmiş. Tabii ki inşallah Diyar'a da işi çözülür. Ekonomik anlamda Elazspor sıkıntılar çekiyor. Bu sıkıntıların da bir an önce giderilmesi lazım. Hayırlısı Elazspor'un inşallah önü bir an önce açılır. Başka soru var mı? Tabii maç oynanmadan kazanmıyor. Karabük bizim 3 puanı garanti gözüken maçlar en zor maçlardır. Karabük maçı çok zor geçer. 3 puan garanti gözüyle baktığınız zaman psikolojik anlamda hazırlanmakta ve konsantrasyonda sıkıntı olur. Bu manada biz iyi çalışıp her zaman saha içini iyi yapıyoruz ama sonuç gelmeyince oyuncular tabii ki endişeye kapanıyor. Bu endişeleri gidermek adına Karabük maçı, biz aslında bu maç çok bizim istediğimiz bir maçtı. Gençler Birliği'ni yenerek buradan ayrılmak istiyorduk. Ama maalesef olmadı. Yenecek oyun oynadık mı? Evet, bence oynadık. Ama sonuç golle belirleniyor. O golü atacaksınız.